Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özellikle koronavirüs haberlerinin odağındaki isim olması sebebiyle yürüttüğü çalışmalarla gündemimize yerleşmiş durumda. Fahrettin Koca, 2 Ocak 1965'te Konya'da Kulu ilçesine bağlı Ömeranlı mahallesinde 6 çocuklu bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. Çiftçi bir babanın çatısı altında geçen çocukluğuyla çalışkan ve başarılı olmanın sırrını eğitime çok önem veren babasından aldı. Eğitim hayatına Konya'da başlayan Koca, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Lise eğitimini Bursa Erkek Lisesi'nde aldı ve 1988'de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Aldığı tıp doktoru unvanının ardından öğrenimini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda tamamlayan Koca, 1995'te Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı unvanını aldı. Koca ilk görevinin yeni doğan ünitesinin kuruluşunda asistan temsilcisi olarak yaptı. Pek çok sağlık kurumunda hekim olarak yer almasının yanında medikal direktörlük görevlerinde de bulundu. Türk Eğitim Sağlık ve Araştırma Vakfı'nın kurucu başkanıydı. Koca vakıf aracılığıyla 1997'de Medipol Hastanesi ve 2009'da Medipol Üniversitesi'ni kurdu. 2009 itibarıyla da Medipol Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı'nı yürüttü. Evli ve 4 çocuk babası olan Koca, kurduğu ve başkanlığını sürdürdüğü sağlık kurumlarında başarılı adımlar attı. Tüm bunlarla birlikte siyasette de yer edindi. Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk sağlık bakanı olarak atandı. Koca, 10 Temmuz 2018'de yemin edip Türkiye Cumhuriyeti'nin 59. Sağlık Bakanı olarak görevine başladı. Koca görevi aldığında memleketinde baba evi hayırlı olsun ziyaretleriyle doldu. Babasıyla yapılan röportajlarda Hasan Bey, çocukluğundan başlayarak oğlunu anlatmış, onun merhametli, prensipli ve disiplinli bir insan oluşuna dikkat çekerek konuşmuştu. Ailesinin ve sevdiklerinin desteğini de alarak 2018'de yeni sistemin ilk sağlık bakanı olarak görevinin başına geçti. 24 Ocak 2020'de 20.55'te Elazığ'da meydana gelen merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından deprem bölgesine gitti ve incelemeler yaptı. Yine Ocak ayında Çin'de yeni tip bir virüs tespit edildi. Zamanla tüm dünyayı saran virüsün ülkemizde de görülmesinden sonra Doktor Koca gündemdeki en önemli isim oldu. Henüz Türkiye'de virüsün görülmediği bir dönemde önlem almaya başlandığının açıklamasını yapan Koca, koronavirüsü bir pandemi senaryosunu öngörerek değerlendirdiklerini duyurmuştu. Bugünse hala her günün açıklamasını ekranlardan bizimle paylaşıyor. Bununla birlikte sosyal medyada da oldukça etkin bir şekilde paylaşımlarını sürdürüyor. Covid-19 virüsünün ülkemizde de görülmesinin ardından evde kal ve hayat eve sığar sloganlarıyla halkı özellikle büyük şehirlerde daha özenli olması ve evlerinde kalması konusunda uyaran Koca, yaşadığımız şu son günlerde eve hatta odalara kapanmanın, sosyal izolasyonu mümkün olduğu ölçüde sağlamanın öneminin altını çiziyor. İtalya'da, Amerika'da, İran'da dünyada ölüm bilançolarının iç karartan yüzü kocaman bir gerçek olarak karşımızda dururken, tüm sağlık çalışanları ve emekçiler Türkiye'de halkın evde kalması için çalışmaya devam ediyor. Sevdiklerimizi kaybetme ihtimaliyle burun buruna geldiğimiz, sokağımızın başına kadar güvenli yürümenin değerini anladığımız şu günlerde, Bakan Koca her akşam o gün ülkemizde virüs konusunda yaşananların açıklamasını yapıyor. Gecesini gündüzüne katıp çalışmalarını sürdüren Koca, halkından her gününü alınan tedbirlere daha sıkı uyarak geçirmesini istiyor. Herkesin kendisi virüsü taşıyormuş gibi davranmasının önemini sürekli dile getiren Koca, teması sıfırlamayı, temizliğe özen göstermeyi ve elzem durumlar dışında evde kalmayı öğütlüyor. Dünyanın bize sınırlarını çizdiği şu günlerde hepimizin ortak dileği bu virüsten arınmak. Bunun için canını dişine takmış koca bir ülke olarak, dünya olarak çalışıyoruz. Sağlık sisteminin görünen yüzü de Fahrettin Koca. Çalışmalarını takip ediyor ve virüsü yendiğimizi duyuracağı anı iple çekiyoruz. Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk vakanın görülmesini açıkladığı anlarda ve geçtiğimiz günlerde kaç sağlık çalışanında koronavirüs bulunduğunu anlatırken sesinin titremesiyle ve gözlerinin dolmasıyla Türkiye'de adeta Fahrettin Baba olarak anılmaya başlandı.